Dostlarım merhabalar, yeni videodayız. Neredeyiz? İşçi problemlerindeyiz. Bugün işçi problemlerini size akıllı tahta üzerinden anlatacağız. Bakın işçi problemlerinde bize önce işçi lazım bir iki tane. Mesela bu işçilerden bir tanesinin adı hemen ne olsun, kalemimi şuradan çekelim. Alalım kalemimizi kırmızı renkte. Bu işçilerden bir tanesinin adı Metin olsun. Diğerinin adı da ne olsun arkadaşlar? Etrabe olsun. Size formülize etmeden önce video ders notunda bile olmayan bir şeyden bahsedeceğim. Diyorum ki Metin bir işi atıyorum 30 günde veya 30 saatte yapsın. Etrabenin biraz daha eli çabuktur. O daha kısa sürede bitiriyor. O da ne yaptı arkadaşlar? 20 saatte bitirdi. Şimdi siyah kalemimi aldım. Biraz bunlar üstünden konuşalım. Diyorum ki Metin 30 saatte bitiriyorsa. Peki 1 saatte, bak burası çok önemli. 1 saatte ne kadarını yapar? 1 bölü 30'unu yapar. Ne kadarını yaparmış? 1 bölü 30'unu. Peki etrabe 20 saatte bitiriyorsa, etrabe bu işin 1 saatte ne kadarını yapar arkadaşım? O da 1 bölü 20'sini yapar. Peki biz şöyle desek, ikisi birlikte 1 saat çalışsalar bu işin ne kadarı biter? İkisi birlikte geldiler, 1 saat çalıştılar. Şimdi etrabe 1 saatte 1 bölü 30'unu yaptı. Pardon Metin. Etrabe de 1 saatte 1 bölü 20'sini yaptı. İkisi birlikte işin 1 saatte 1 bölü 30 artı 1 bölü 20'sini. Yani mesela ben bu camı yazıyla 30 dakikada doldurayım. Etrabe de 20 dakikada doldursun. Ben 1 saatte 1 bölü 30'unu, etrabe 1 saatte 1 bölü 20'sini, ikimiz birlikte 1 bölü 30 artı 1 bölü 20'den bu kadarını ne yapmış oluruz? Tamamlamış oluruz. Şöyle de düşünebilirsin. Peki ikimiz birlikte ne kadar sürede bitiririz? İkimiz birlikte şöyle yaparız. Metin ile etrabe bu işi T saatte bitirsinler. İkisi birlikte T saatte bitiriyorlar. O zaman ne diyoruz? 1 saatte Metin 1 bölü neyini yapar arkadaşlar? 30'unu. 1 saatte etrabe ne kadarını yapar? 1 bölü 20'sini. Tahtayı biraz oynattım, geri çekiyorum. Yüklenme fazla. İkisi birlikte T saat çalıştıklarında ne yaptılar? İşin tamamını bitirdiler. İşin tamamı her zaman 1'e eşittir. Yarısını bitirseler bunu 1 bölü 2'ye eşitlersin. 3 bölü 4'ünü bitirseler bunu 3 bölü 4'e eşitlersin. Bu burada dursun. Bir de ben bu sorulara karşı aslında formülize etmeye çok karşıyım. Ama maalesef öğrenci senelerdir bunu öğrenmiş ya, bunu yazmayınca hep senden şikayetçi oluyor. Bak etrafa, sen bile anlayacaksın şu anda. Diyorum ki 20-30 işin tamamı 60 parça olsa, tamam mı? 60 parça olsa 60'ı 30'a bölünce, 60'ı 30'a bölünce tamam mı? Kaç geldi? 2. Demek ki Metin 1 saatte 2 parça iş bitirir. 60'ı 20'ye bölünce etrabede 1 saatte 3 parça iş bitirir. Ben 2 parça, o 3 parça bitirince ikimiz birlikte 1 saatte kaç parça bitirdik? Ya da bir birim zamanda 5 parça. İşin tamamı kaç parçaydı? 60'tı. 60'ı 5'e böl. 12. İşin tamamını ikimiz birlikte 12 saatte bitirdik. Bak kalem yok ha. Parça hesabına düş, her şey bitiyor. Zaten gösteririm ben bunu. Şimdi arkadaşlar gelin sizin anladığınız dilden konuşalım. Bunu formülize edelim. Bana iki tane işçi lazımdı. İşçilerimi de çok sevdim. Vallahi çok tatlı adamlar. İşçilerimizden biri Aydın. Aydın bir işin tamamını A günde veya A saatte yapıyorsa. Efendim ikinci işçimiz de Berk, B günde ya da B saatte yapıyorsa. Şimdi bizim Aydın abinin bir özelliği var. Hele Berk sen otur der, ben bunu bir halledeyim der, tamam mı? O uğraşır uğraşır, sonra Berk gelir der ki Aydın abi sen ne yaptın, dur bak şimdi ben onu halledeceğim, muhteşem, bırak bana, bırak bana, bırak. O alır yapar. Şimdi Aydın işin tamamını A günde, Berk de aynı işin tamamını B günde veya B saatte yapıyor. Güzel. Peki bu Aydın bir günde ne kadarını yapar arkadaşlar? 1 bölü A'sını. Berk bir günde ne kadarını yapar? 1 bölü B'sini. İkisi birlikte birim zamanda ya da bir saatte ya da bir günde 1 bölü A ile 1 bölü B'sini yaptığını söyleyeceksin. İkisi birlikte. Eğer bunlar T saatte tamamını bitirirlerse 1 bölü A artı 1 bölü B çarpı T. Hemen söyleyelim. Bu ikisini çarptığımızda
Neyi verir bize arkadaşlar? İşin tamamını verir. Az önce anlattık. Bütün bağıntı budur. Bütün kitaplarda olan bu. Ama ben yine söylüyorum. Benim aklım hep parça hesabında. Bunu da bileceksin. Bir günde 1 bölü A'sını, bir günde 1 bölü B'sini, ikisi birlikte bir günde 1 bölü A artı 1 bölü B'sini, T saatte tamamını bitiriyorlarsa çarpı T eşittir 1'e. İşin bittiğini de kim gösterir bize? Eğer 1'e eşitlersen işin tamamı biter. Metin Hoca yememiş, içmemiş, gene şıkları doldurmuş, bize sözde konuyu anlatacak. Anlat Metinciğim, anlat. Şimdi şöyle söylüyorum, diyorum ki mavi kalemimi aldım. Birinci örneğimizde, birinci sorumuzda şunu biraz şöyle alayım. Serap ve Nida bir işin tamamını 24 ve 36 saatte yapabilmektedir. Şimdi bak şuradan yazayım. Diyorum ki Serap 24 saatte yapıyorsa tamamını hemen söyleyebilir misiniz? 1 saatte ne kadarını yapar? 1 bölü 24'ünü. Peki Nida bu işin tamamını 36 saatte yapıyorsa 1 saatte ne kadarını yapar? 1 bölü 36'sını. Şimdi birinci sorunun hemen A şıkkına geldik. Şuraya yazalım. Burası kalemimiz tamam gelmiş. Burası A şıkkı olsun. Kalemimizin tekrar rengini mavi yapalım etrafa. Acelemiz yok. Serap diyor ki 6 saatte işin kaçta kaçını yapar? Abicim bu kadın 24 saatte bitiriyorsa 6 saatte 6 bölü 24'ünü bitirir. Sadeleştirdiğimiz zaman da kaç olur? 1 bölü 4 olur. Bitti. Bu kadar ha. Ne kadarını yapıyormuş? Yani 24 saatte tamamını yapıyorsa 6 saatte 6 bölü 24'ünü, özetle 1 bölü 4'ünü yaptı. Geldik hangi şıkka? B şıkkına geldik. Buraya da B şıkkını yazalım. Şimdi şu kalemi şöyle alsak, buraya getirsek işimizi vay 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 tosun o. Hocam soruya git. Aynen lan, bunu alıp getirecektik buraya yani işimizi kolaylaştırsın diye etrafı. O ne oldu bütün ekran vay 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 tosun e. Neyse şimdi mavi kalemimizi tekrar aldık. Soruyu okuyoruz. Diyor ki Nida işin 1 bölü 3'ünü kaç saatte yapar? Nida tamamını kaç saatte yapıyordu? 36. 1 bölü 3'ü demek arkadaşım, 36'yı ne yapacaksın? 1 bölü 3 ile çarpıyorsun. Etrabe gerçekten matematik öğrenmiş. Direkt diyor ki hocam 3'e böl. Hemen 36'yı 3'e böldüğün zaman ne gelir? Demek ki Nida'da işin tamamını 36 saatte yapıyorsa... Çözdüm vallahi diyor. Ya çözersin, buna da gizil öğrenme diyoruz. Bu kadar video çekersen her şeyi öğrenirsin. 12 saatte tamamlar. Şimdi diyor ki Serap 8 saat, Nida 6 saat çalışırsa işin kaçta kaçı biter? Şimdi Serap 24 saatte bitiriyordu. 8 saat çalışırsa... Bravo, vallahi aynen. Vallahi doğru. 8 bölü 24. Tamam, artı. Nida da 6 saat çalışırsa, 6 saat 36 ya bu. 6 bölü 36 dedik. Tamam mı? Hatta şu anda siyah kalemimizi alalım. Biraz işlem yapacağız. 8'i 24'e böldük. 1 bölü 3. Tamam mı? O da 1 bölü 6. Evet, bunu da sadeleştirirsem 1 bölü 6. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6'nın sonucunu bulacağız. Bunun paydasını 2 ile çarptık. 2 kere 1. 2, 1 daha ekledin. 3 bölü 6. 3 bölü 6 da kimdir etrabe? Sadeleştirirsen. Ne oldu? 3 bölü 6. Ay! Tamam. 1 bölü 2'dir. Anlaştık mı yani? 3'ü 3'e böldün. 1, 6'yı 3'e böldün. Kaç etti? Arkadaşım 2 etti. Demek ki biri 8 saat, diğeri 6 saat çalışırsa işin yarısı bitiyor. Nida ve Serap bu işin tamamını kaç saatte bitirir? Şimdi birlikte çalıştıklarını düşünüyoruz. Hemen kırmızı kalemimizi aldık. Dedik ki bu da şöyle yapacağız etrafa bak. Önce diyeceğiz ki 24 saatte bitiriyorsa 1 saatte ne kadarını bitirir? 1 bölü 24'ünü, öyle mi? Diğeri de 36 saatte bitiriyorsa 1 saatte ne kadarını bitirir? 1 bölü 36'sını. İkisi birlikte çalıştılar T saat. İkisi birlikte çalıştılar T saat. İşi bitirdiklerine göre, işi bitirdiğimiz zaman kime eşit diyoruz? 1'e eşit diyoruz. Şunu biraz küçültelim. Buradan da kırmızı kalemimizi değil, siyah kalemimizi alalım. Ne yapacaksınız? Payda eşit diyeceksiniz. 24'ü 3 ile çarpacaksın. 36'yı 2 ile çarpacaksın. Hemen söylüyorsun. 3 artı 2 bölü
72 çarpı t eşittir 1'e. Peki 3 ile 2'nin toplamı kaç etti? 5. 5 bölü 72 çarpı t eşittir 1. Efendim ters çevirdik, yer değiştirdik. T eşittir 72 bölü 5. Yani 72 bölü 5 saat sonra işi birlikte bitirmiş. Hocam kesirli çıktı. La bir şey olmaz, işaretle ne varsa orada mantığı belli. 1 bölü 24 artı 1 bölü 36 çarpı T eşittir 1'e. Şimdi hangi şıktayız? E şıkkındayız. Hadi E şıkkını çözelim. Hocam E şıkkında bize ne söylemiş? Nida ve Serap beraber bu işin 2 bölü 3'ünü kaç saatte bitirir? Şöyle söyleyeyim, tamamını ne kadar sürede bitiriyorlardı? 72 bölü 5 bunun 2 bölü pardon. Bunun ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 bölü 3'ünü kaç saatte bitirir? Onu söylüyor bize. Hemen 72'yi 3'e böldüm 24. 24 ile 2'yi çarptım 48 bölü 5 saat sonra ne yapmış olur? Bitirmiş olur arkadaşlar. Şu F şıkkına bir şey yazalım. Göbek atalım. Bu da nedir arkadaşlar? Ödevinizdir. Cevabını yoruma bekliyorum. Haberiniz olsun. F şıkkıda. Birinci soruyu tamamladık. Birinci soruda aslında biz size ne yaptık biliyor musun? Parçaları bütünleştirmenin yolunu gösterdik. Şimdi sırada kim var? İkinci soru var. Alalım bu tarafa bakalım. Hemen kalemimizi de bu tarafa doğru çekiyoruz. Sen şuradadır diyorum aslan parçası. Gel gel. Heh. Gel lan. Güzel. Şimdi Ali sevilmez mi demiştik. Ali bir işin 1 bölü 3'ünü 4 günde yapıyor. Hemen yazıyorum diyorum ki hocam kimdi? Ali'den bahsetmiştik. Ali eğer 1 bölü 3'ünü 4 günde yapıyorsa, tamam mı? 1 bölü 3'ünü ne kadar sürede? 4 günde yapıyorsa o zaman diyorum ki A çarpı 1 bölü 3 eşittir 4'e. İçler dışlar çarpımı yapınca da Ali bu işin tamamını kaç günde yapar? 12 günde yapar. Kalemi değiş. Tamam. Bir de kim var? Hüseyin var. Hüseyin. Vay. Hüseyin aynı işin 1 bölü 4'ünü 6 günde yapıyor. Diyorum ki aynı işin 1 bölü 4'ünü. O halde ne diyeceğiz arkadaşlar? Hüseyin'e H desek Hüseyin'in 1 bölü 4'ü de kaç günde yapıyormuş? 6 günde. İçler dışlar çarpımı yap. Hüseyin de bu işin tamamını kaç günde yapar? 24 günde yapar. Ali 12, Hüseyin 24 günde yapıyorsa buna göre ikisi birlikte bu işi kaç günde bitirir? Hemen denklemi kuruyoruz. Siyah kalemi alıyoruz. Denklemi kurduk. Ali bir günde ne kadarını yapar? 1 bölü 12'sini yapar. Hüseyin bir günde ne kadarını yapar? 1 bölü 24'ünü yapar. Artı 1 bölü 24. Çarpı T gün sonra da işi bitirdiler. Paydalarını eşitleyelim bunu 2 ile. Bunu 1 ile. 2 artı 1 bölü 24 çarpı T eşittir 1'e. 3 bölü 24 çarpı T eşittir 1 olduğuna göre bam. Sadeleştir. 3'e böldüm 1, 24'e böldüm 8. İçler dışlardan kaç etti? 8. Az önce anlattığım şey etrafı bak buraya. Diyorum ki Ali bir işi 12 günde ya da 12 saatte, Hüseyin de bir işi 24 saatte bitiriyorsa işin tamamı 12 ile 24'ün o keki olan 24 parça olsun. Bu bir günde bir parça yapar. Bu bir günde iki parça yapar. İkisi birlikte bir günde üç parça. İşe 24 parça dediğimiz için 24 bölü 3'ten cevap kaçtır? 8. Denklem yok, o yok, bu yok, şu yok, hiçbir şey yok. Güzel. Hadi bakalım, kolay gelsin. Amaningo eğitim bilimleri zümresi buralara kadar gelmiş. Nereye kadar gelmiş? Eğitim bilimleri zümresi buralara kadar gelmiş. Şuradan bak kablo görünüyor. Çaktırmadan bunu ne yapıyorum? Cebime sokuyorum. Bunu da böyle kapattım. Kapat gözlerini kimse görmesin. Bulut. Bulut cin gibi. Emre. Bünyamin. Bulut, Emre ve Bünyamin belirli bir işi sırasıyla A, B, C günde bitirebilmektedir. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Bulut bu işi sırasıyla demiş ya arkadaşlar. Hemen alıyorum. Tamam. Şimdi diyorum ki Bulut bu işi A günde,
Efendim Emre bu işi sırasıyla dediği için B günde, Bünyamin de bu işi C günde bitirebilmektedir. Üçü birden aynı işi dediğinde 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C. Çünkü bir günde Bulut 1 bölü A'sını, bir günde Emre 1 bölü B'sini, bir günde Bünyamin de 1 bölü C'sini yapar. İşin tamamını kaç günde bitiriyorlarmış? 18 günde bitiriyorlarmış. O zaman bir günde de işin 1 bölü 18'ini bitirirler. Doğru mu? 18 günde tamamını bitiriyorlarsa bir günde veya bir saatte 1 bölü 18'ini. Güzel hocam devam edelim. ABC arasında diyor bir bağıntı var. Tembel olan Bulut. Biraz daha çalışkan olan Emre. En çalışkan olan Bünyamin. A küçük, B küçük, C. Bağıntısı bulunduğuna göre C aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bu geçmiş yıllarda ÖSYM'nin sormuş olduğu böyle fi tarihinden, bizim çocukluğumuzdan, gençliğinden bir soru kalıbı. Buradaki bütün mesele Bulut'un, Emre'nin ve Bünyamin'in normal şartlarda işi bitirme sürelerinin birbirine eşit olmadığını söylüyor. Buna göre bize diyor ki C aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ben de diyorum ki farz edelim, faraza. Sizin orada da kullanılır mı? Farz edelim'e böyle faraza falan derler mi? Yok. Faraza, bizim orada şive ile faraza, farz edelim birbirine eşit olsunlar. Eşit olurlarsa hepsini B'ye eşitleyelim. Bu 1 bölü B, 1 bölü B, ortanca B'ydi ya, hepsini B'ye eşitledim. Eşittir 1 bölü 18 olur. Eşit olduğu için paydalar 3 bölü B eşittir 1 bölü 18 olur. İçler dışlar çarpımı yaparsın. B dediğin sayı kaç olur? 3 çarpı 18'den 54 olur. Ama arkadaşlar şunu aklınızdan hiç çıkartmayın. Bunlar birbirine eşit olmadıkları için demek ki senin C dediğin sayının mutlaka 54'ten ne olması lazım? Büyük olması lazım. Çünkü 54 olunca 3'ü birbirine eşit oluyor. Bize eşit olmayacak dediği için C'yi sorarsa 54'ten büyük, A'yı sorarsa da 54'ten küçük olacak. Şimdi bak 54'ten büyük, büyük, büyük arıyorum. Bir tek kim var arkadaşlar? 55 var. Doğru cevabımız hangi şık? Elazığ şıkkı. Şimdi soruyu tamamladık ve dördüncü soruya geldik. Amaningo, amaningo. Şunu biraz düzen, neyse karışmayalım. Şu oynarsın. Hiç oynaşma. Güzel güzel, her şey çok güzel. Evet geldi, diyor ki bir binayı Ayhan 16 günde, Sami 24 günde tek başına boyamaktadırlar. Boyacılar bunlar. Boyacılar küçük yapar boyayı. Binayı eşit olarak bölüşüp aynı anda boyamaya başlıyorlar. Buna göre Ayhan kendi işini Sami'den kaç gün önce bitirir? Bak şimdi soruyu anladın mı? Anlamadım, bir oku bak, ben suyumu içene kadar sen bir soruyu oku. Soruyu bak, ben senin için buralardan okuyorum. Diyorum ki ben şey anladım. Ayhan çok şey yani, tembel değil. Oralara girmeyelim. Ayhan abim ve Sami abim benim abilerim böyle. Ayhan 16 günde, Sami 24 günde tek başına boyuyor. Ama binayı eşit olarak bölüşürlerse yarısını kim yapacak etrafe? Yarısını Ayhan. Doğru mu? Diğer yarısını kim yapacak etrafe? Sami. Evet. Şimdi diyorum ki normalde Ayhan 16 günde bitiriyorsa yarısını kaç günde bitirir? 8. Normalde Sami 24 günde bitiriyorsa yarısını kaç günde bitirir? 12. Ayhan kendi işini Sami'den kaç gün önce bitirmiş olur? Kolay kolay. Kolay. Metin hocayla her şey çok kolay. Vay. Gördün mü soruyu? Süremiz ne kadar oldu? Videoyu dolduralım mı? Yoruldular mı bunlar? Hiç söylemiyorsun. Çekelim. Birkaç soru sonra hocam. Hadi bakalım. Kontrol sende. Hoca bitir dedin mi bitiririm yani. Şimdi bir makine bir binaya 5 aşamada monte edilmiştir. Bu arada bu sorunun üstüne sizden ricam lütfen 3-4 tane yıldız atın. Çünkü işçi problemleri direkt böyle klasik eski mantıkta gelmiyor ama
bu şekilde gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Çünkü bildiğinde baktığında hocam diyor bu işçi problemi, bu sahip problemi gibi duruyor. Sayısal mantık gibi duruyor, bir bakalım. Bir makine bir binaya 5 aşamada monte edilmiştir. Şimdi diyelim bu akıllı tahtayı buraya getirdin ya. Akıllı tahtanın ayakları 1. aşama, şu 2. aşama, şuradaki elektrik kabloları 3. aşama, 4. aşama, toplam 5 aşamada biz bunu buraya monte etmişiz. Yukarıdaki tabloda her aşamanın bir işçi tarafından bitirme süresi gösterilmiştir. Şimdi bu makineyi monte edebilmek için bir işçi tek başına başlamış. Birinci işçi bitirdikten sonra bu işçiye iki işçi daha katılıyor. Kalan aşamayı birlikte bitiriyorlar. Buna göre makine kaç saatte monte edilmiştir? Anladın mı? Anlamadın. Dürüst ol. Şimdi kafanı gözünü kaldırmaya. Anlamadın. Çünkü soruyu okurken ben bile senin anlamadığını görüyorum. Abi bak, normal şartlarda bir işçi birinci aşamayı kaç saatte bitiriyor? Birinci işçi birinci aşamayı 4 saatte bitiriyor. Hadi güzel. Hadi bakalım, kolay gelsin. Tamam. Ulan gel buraya. Gel buraya. Vay vay vay. Birinci işçi birinci aşamayı 4 saatte bitiriyor. Bana diyor ki birinci aşamayı bitirdikten sonra iki işçi daha katılıyor. O zaman süreler ne olur arkadaşlar? Kısalır. Toplam 3 işçi bitirir. Şimdi ikinci aşamayı normalde tek başına kaç saatte bitiriyordu? 6 saatte. Şimdi ikinci aşamayı tek başına 6 saatte bitiriyordu ama iki işçi daha katıldığına göre ne olur, ona bakacağız. Üçüncü aşamayı 4. Dördüncü aşamayı 12. Ne kadar süre kalmış bakalım. Tek başına yapsaydı 6, 4 daha 10. 12, 8 buradan kaç geldi? 20, 10. Demek ki bir işçi tek başına kalan aşamaları kaç sürede yapıyordu? 30 saatte bitirecekti, öyle mi? Tek başına 30 saat. Peki işçi kaç tane geldi arkadaşlar? 2. Bir de kendisi var 3. 3 işçi kaç saatte yapar? İşçi sayısı artarsa, aynen, aferin, bravo, bravo, vallahi bravo. Bir işçi 30 saatte bitiriyorsa 3 işçi kaç saatte bitirir? 10 saatte dedi, doğru söyledi. Niye? Çünkü burada nasıl bir orantı var? Burada ters orantı var. 1 çarpı 30 eşittir 3 çarpı x'e. 30'u 3'e bölünce kaç etti? 10. Demek ki geri kalan kısımları birlikte 10 saat yapıyorlar. İlk başta da 4 saat çalıştılar. Toplamda kaç etti? 10 artı 4'ten 14 saatte olayı tamamlamış oldular. Konu budur. Soruları dikkatli okursanız çok güzel olur. Bir daha çözmeye gerek var mı? Bence yok. Anlaşıldı. Gel gel sarışının gel. Aa, babamla amcamı yazmışım buraya. Vay 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 vay. Siyah kalemimiz değil de kırmızı istedim. Şimdi diyor ki Recep saatte 5 gömlek, Timur ise 6 gömlek ütüleyebilmektedir. Helal olsun. Timur'a helal olsun. Şimdi tek tek yazalım. Bak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Diyorum ki 1 saatte, kalemi aldık mı? Aldık. Al bakalım. 1 saatte 5 tane gömlek yapıyordu? 5 tane gömlek yapıyordu. Timur kaç tane gömlek yapıyordu? 6 tane gömlek yapıyordu. Recep ile Timur birlikte 1 saatte kaç gömlek yaparlar? 11. Şimdi arkadaşlar diyor ki Recep ile Timur birlikte 242 gömleği kaç saatte ütüleyebilir? Bu hangi şık? A şıkkı. O zaman buraya da A'yı yazdık. Diyorum ki 240 gömleği birlikte kaç saatte ütülerler? Etra abi, yapacağın tek şey ne biliyor musun? 242 11'e bölmek. Aynen. İster işler dışlar yap böyle şak şak şak. İstersen de direkt 242'yi al 11'e böl. Ama bölemiyorlar ha. Bak diyorum ki 242'yi al 11'e böl. Bak iki defa var 22, 2 kaldı. 2 defa var 11, 22. Demek ki kaç saatte bitirebilmektedirler? 22. Şimdi diyor ki
B şıkkında ise bize başka bir şey söylemiş. Evet. B şıkkında diyor ki Recep'in çalışma hızının Timur'un çalışma hızına oranı. Abicim yani Recep'in çalışma hızına VR dersek, tamam mı? Timur'un çalışma hızına da ne diyeceğiz? VT. Bunların oranını. Çalışma hızıyla çıkarttıkları iş miktarı doğru orantılıdır. Yani Recep saatte 5 gömlek yapıyorsa, Timur da saatte 6 gömlek yapıyorsa, o zaman bunların oranı nedir? 5/6'dır. Tamam. He, 5/6'dır. Şimdi C şıkkı bizim için önemli. Hocam C şıkkında neden bahsetmişsin? C şıkkında da şundan bahsediyorum. Kalemi değiştirelim. Recep'in çalışma hızını 2 katına çıkartırsa, bak Recep'in çalışma hızını 2 katına çıkartırsa, bir kere Recep normalde kaç tane gömlek ütülüyordu? 5. 2 katına çıkartırsan 10 tane gömlek ütüler. Ne kadar sürede? 1 saatte. Tamam. Timur'un yarıya düşürülürse, Timur normalde 6 gömlek yapmıyor muydu? Timur'un çalışma hızını yarıya düşürürsen 6 değil artık kaç gömlek yapar? 3 gömlek yapar. Aslında oran orantı oynuyoruz ha. O zaman Recep ile Timur birlikte kaç gömlek yaparlar bir saatte? Hocam 15 saatte diyor. Dur, bir saatte ne kadar yaparlar? Bir saatte kaç tane yaparlar? 13. Bir saatte 13 yaparlarsa 15 saatte 15 çarpı 13. Hadi 15 ile 13'ü çarpana helal olsun. Evet, nereden biliyor musun? 10 tane olsa 150, 3 tane olsa 45, 150, 45 daha 195. Etra Bey'e gerçekten çarpma işlemini öğrettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Bunu da çözelim diyorsun. Çözeriz ama ben bir su içmezsem çatlarım, patlarım. Su içeceğim. Hocam suyunu niye yanına götürmedin? Abi bir nefes alalım, bir göbek atalım. Buradan nasıl görünüyorum ona bakalım. Su da bitmiş Etra abi. Evet, Serhat'ın çalışma hızı Fikret'in çalışma hızının kaç katı arkadaşlar? 3 katı. Az önce anlattık. Şimdi bu Serhat olsun, bu Fikret olsun, tamam mı? O zaman 1 saatte, bak ne dedik? 1 saatte. Vay 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 vay. Şimdi 1 saatte Serhat Fikret'in 3 katıysa, bu 1 saatte 1 parça iş yapıyorsa, o zaman Serhat kaç parça iş yapar Etra abi? 3 parça. İkisi birlikte deseydi, Serhat'la Fikret birlikte 1 saatte kaç parça iş yaparlar? 4 parça. Serhat'ın çalışma hızı Fikret'in 3 katı. Burada bir sıkıntı yok. Serhat ile Fikret bir tarlayı 15 saatte çapalıyorlar. O zaman 1 saatte 4 parça yapıyorlarsa 15 saatte 15 çarpı 4'ten kaç parça iş yaptılar? 60 parça. Bu da tarlanın tamamı olmaz mı? Eğer diyor ki Serhat tarlayı tek başına kaç saatte çapalayabilir normalde? 1 saatte 3 parça yapıyorsa, tarla da 60 parçaysa, 60'ı 3'e böldüğünde kaç gelir? 20 parça. Aha da etrafa işaretledim. Bu çiçeği de iki gözümün çiçeklerine armağan ediyorum. İşçi problemlerinin ilk videosunu tamamladık akıllı tahtayla. İkinci videosunda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat ediniz. Ama sakın Index Akademi YouTube kanalından ayrılmayın. Metin Hoca çünkü hep sizinle, hep orada olacak.